Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Hemen tarife geçelim. Öncelikle bir su bardağı 200 ml ılık suyu yoğurma kabımıza alıyoruz. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket toz maya ilave ediyoruz. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Mayalı tariflere bayılırım. Evet Pericim, ben de çok severim. Üzerini kapatıp 10 dakika bekliyoruz. Ooo, şimdiden ne çok kabarmış. Evet Pericim, bu süre mayanın aktifleşmesi için gerekli. Şimdi bir çay bardağı yani 100 ml sıvı yağ ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. 4 su bardağı unun bir kısmını koyuyoruz ve çırpıcı yardımıyla homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Bu poğaça çocukların favorisi olacak bence. Bence de Pericim, çocukların beslenmesine ne koyalım diye düşünen anneler için çok güzel bir alternatif. Şimdi kalan unumuzu döküyoruz ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Hamurumuzu nasıl bir yerde mayalandıralım? Hamurumuzu sıcak bir ortamda mayalandırmalıyız. Mesela sıcak bir peteğin yanında. Peteklerimiz yanmıyorsa ocakta kısık ateşte su kaynatıp ocağın yanmayan kısmında da mayalı hamurumuzu koyarsak ocağın ısısıyla hamurumuz daha çabuk ve daha çok mayalanacaktır. Üzerini streç film ile kapatıyoruz ve belirttiğimiz gibi ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Harika. Hamurumuz 2-3 katına çıkmış. Ilık bir ortamda beklettiğimiz için oldukça kabardı Pericim. Elimizi bastırıyoruz. Tezgahımıza yapışmaması için un serpiyoruz. Hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Önden arkaya doğru yoğurarak hamurumuzun havasını alıyoruz. Yuvarlak bir şekil veriyoruz. Ve hamurumuzu merdane yardımıyla açıyoruz. Her tarafı aynı kalınlıkta olduğunda elimizde bulunan kalıplarla istediğimiz gibi şekil veriyoruz. Kalıbı olmayanlar ne yapsın peki? Kalıbı olmayanlar hamuru açıp bir bardakla kesme işlemi yapabilirler. Hamuru açmakla uğraşmak istemeyenler de küçük toplar halinde hamuru koparıp elleriyle bastırıp şekil verebilirler. Şimdi üzerindeki sosa geçelim. 3 yemek kaşığı krem peyniri uygun bir kaseye alıyoruz. Yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz ve spatula yardımıyla karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra da yarım demet dereotunu ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Peki merak ettim, peynire yoğurt niye kattık? Krem peynire yoğurt katmamızın nedeni hem daha sürülebilir kıvama gelmesi hem de fırında pişirme işlemi yaparken üzerinin kızarmasına yardımcı olarak üzerinin sertleşmeden lezzetli olmasını sağlayacaktır. Biraz ince olduğundan dolayı hamuru sertleşmez mi? Fırını kapattığımızda hemen çıkarırsak çok yumuşak ve çok lezzetli bir tarif oluyor. Fırını kapattıktan sonra fırının içinde kalmaması çok önemli. Şimdi fırça yardımıyla hamurlarımızın üzerine sosumuzu sürüyoruz. Her birine aynı işlemi uyguluyoruz. Fırından fırına pişme süresi değişeceği için önceden ısıtılmış 180 santigrat derece fırında
kontrollü olarak yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Harika olmuşlar. Ben bu tarifi çok beğendim. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.